Toplumun büyük bir baskı altında tutulduğunu biliyorum. Medyanın büyük bir baskı altında tutulduğunu biliyorum. Bizim sesimiz çıkmasın diye özel çaba harcandığını da biliyorum. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkenin insanları eninde sonunda hayırlı bir iş yapacaklardır. Ülkemizin davası için mücadele ediyoruz. Ülkemizin bekası için mücadele ediyoruz. Çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz. Biz cebimizi düşünmüyoruz. Biz vatandaşın cebini düşünüyoruz. Vatandaş evinde nasıl huzur içinde yaşar? Biz onu düşünüyoruz. Dolayısıyla bize yönelik baskılar vız gelir tırıs gider. Hiç önemli değil. Adım adım, cadde cadde, sokak sokak gezeceğiz ve anlatacağız. Devletin parasıyla, uçağıyla, forsuyla, arabasıyla evet propagandası yapıyorlar. Bir de dönüp diyorlar ki biz mağduruz. Ya asıl mağdur olan biziz ya. Asıl mağdur olan biziz. Parayı siz kullanıyorsunuz. Uçakları siz kullanıyorsunuz. Arabaları siz kullanıyorsunuz. Forsları siz kullanıyorsunuz. Dönüp diyorlar ki biz mağduruz. Ya asıl mağdur olan biziz. Siz bizim paramızla, bizim aleyhimize propaganda yapıyorsunuz. İnanarak söylüyorum. Referandumda evet oyu çıkmasını en çok bu Avrupalılar istiyor. Gazetelerinde manşet atıyorlar. Hayır oyu kullanın diye. Ne demektir bu? Evet oyu kullanın demektir. Ben böyle uluslararası bir kriz çıktığında döner tarihe bakarım. 13 Şubat 1878'de Osmanlı Meclisi mebusanı kapatıldığı zaman Avrupalıların kullandığı cümledir bu cümle. Prens Bismarck şu açıklamayı yapıyor. Ne iyi ettiniz de parlamentoyu bertaraf ettiniz. Sizin gibi tek milletten ibaret olmayan devletlerde parlamentonun faydasından ziyade zararı olur. Hep söylüyorum ya. Bir kişiyi geçirdiğinizde devleti ele geçireceksiniz bu anayasa değişikliğiyle. Bir kişiyi ikna ettiğinizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçireceksiniz. Yıllar yılı bu hayal peşinde olanlar vardı. Yıllar yılı. Aynı tuzak hazırlanıyor. Aynı tuzak hazırlanıyor. Değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla söyledim yine söylüyorum. Düşüneceğiz sandığa giderken. Bakın 1 Mart tezkeresini kimse unutmasın. 1 Mart tezkeresinde bir hükümet ikna edildi. Ama 1 Mart tezkeresi parlamentoda görüşülürken Türkiye Büyük Millet Meclisi ikna edilemedi. Meclisin bu kadar önemi vardır. Şimdi meclisi işlevsiz hale getiriyorlar. Yetkilerini elinden alıyorlar. Bütün yetkiyi bir kişiye verelim diyorlar. Tarihte yaşadığımız bütün olumsuzlukları yeniden yaşamayalım. O olumsuzlukları aşmak için büyük bedeller ödedik, yeniden bedeller ödemeyelim. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar. Birleşim.